olayın ana evreleri ve ara evrelerine geçtik. Hemen bakalım. Önce şundan bahsetmemiz lazım tabii ki. Ayın yaptığı hareketlere bakalım. Şimdi bir dönme var çocuklar. Dönme hareketi. Bir de dolanma hareketi var. Dönme hareketi neydi? Dolanma hareketi neydi? Bunlara bakalım. Ay kendi ekseni etrafında ve dünya etrafındaki hareketini yaklaşık olarak 27 günde tamamlar. Ay bir kez kendi ekseni etrafında döndüğünde dünyanın etrafında da bir kez dönmüş olur. Bu yüzden dünyadan aya bakıldığında ayın hep aynı tarafı görülür. Yani ayın hep aynı tarafının görülmesi sebebi bundan gelmektedir. Peki, ay dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Bu hareket dünya ile eş zamanlı olduğu için 365 gün 6 saate yani 1 yıla denk gelir. Ay evrelerini ise 29 günde tamamlar. Onu da şöyle bakacağız. Ayın ana ve evreleri diye ikiye ayırdık. Yeni ay ilk dördün dolunay ve son dördün. Şimdi bir de ara evreleri vardı. Ara evrelerine de bakalım. Hilal yazalım. Hilal. Şişkin ay. Şişkin ay. Şimdi çocuklar yeni ay deyince aklımıza ne gelecek? Öncelikle şunu bilelim. İki evre arasında geçen süre bir hafta. Şimdi çocuklar, ay güneş ile dünya arasında kaldığında, dünyadan bakıldığında ay görülmez. Ayın görülmediği evreye biz ne diyeceğiz? Yeni ay diyeceğiz. İlk dördün ayın dünyaya kalan yüzünün sağ tarafının aydınlandığı evredir. Bu evrede ayın dünyaya bakan sağ tarafını aydınlık göreceğiz dedik. Yeni ay evresinden bir hafta sonra görülür. Dolunayda ilk dördünden bir hafta sonra görülecek. Bu evrede ayın dünyaya bakan yüzünün tamamı aydınlık. Çocuklar sorularda bu gelecek karşınıza. Dolunay evresinde ayı tamamen aydınlık göreceğiz. Son dördün dediğimiz ise dolunaydan bir hafta sonra gerçekleşecek. Düşündüğünüz gibi 4 hafta zaten bir aya tekabül edecek. Ayın dünyaya bakan yüzünün bu sefer, şimdi ilk dördünde biz ne demiştik? Sağ tarafı. O zaman son dördünde ne diyeceğiz? Sol tarafının aydınlandığını göreceğiz. Dolunay evresinden bir hafta sonra gerçekleştiğini de tekrar edelim. Peki ara evrelerde hilal vardı. Hilal dünyadan bakıldığında ay gibi tersçe görülür. Bu olay yeni ay evresinde olduğu için ilk dördün bu olay yeni ayla ilk dördün evresi arasında gerçekleşir. Ay güneşin doğusunda yer alır. Aynı hilal durumu bir de güneşin batısındayken gerçekleşir. Bir güneşin doğusunda, bir de güneşin batısındayken yer alır. Şişkin ay dediğim evre ilk dördünden dolunaya geçerken görülür çocuklar. Sonra tekrar diğer şişkin ay ise dolunaydan son dördün evresine geçerken görülür. Şimdi bunlarla ilgili uzayın kahramanı Ali Kuşçu kimdir diyelim. Ali Kuşçu zaten zaman zaman araştırma ödevi olarak da vermiştim. Ali Kuşçu ne yapmış çocuklar? Gerçeğe yakın haliyle ilk ayın haritasını çizen bilim insanıdır. Eğer isterseniz hayatını tekrardan araştırabilirsiniz. Bu çalışmalardan dolayı NASA ayın bir bölümünü Ali Kuşçu'nun adını vermiştir. Şimdi tekrar edelim. Ayın ana ve ara evrelerini 4 tane ana evre, 4 tane ara evre var. Her ana evre süreci bir haftadır çocuklar.